Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında çemberde uzunluk konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Aslında ilk çember anlatmaya başladığımızda en güzel çizim yarıçap çizerek ve kiriş özelliklerini göstererek çemberde uzunluğun bir kısmını halletmiş olduk. Şimdi devamı diyelim daha doğrusu. Evet çemberde teyit anlatacağız ilk kısımda. Yani kitabımızda sayfa numarası 177, 178, 179 ve 180'in sol tarafını anlatacağız. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım. Çemberde teğette ilk başta bir çember ile bir doğrunun birbirine teğet olmasından bahsedelim. Aslında daha önce biz bunu söylemiştik. Bir çember ile bir doğru birbirine teğetse çemberin merkezinden teğet doğrusuna teğet noktasında çizilen doğru diktir. Yani o T, D doğrusuna ne oluyordu? Dik oluyordu. Ya da biz ne diyorduk? Merkez varsa teğet varsa çek dik diyorduk. Zaten çemberde bir uzunluk bulmak istiyorsak ilk aklımıza ne gelecek? Dik üçgen gelecek. Dik üçgen elde etmek için elimizden geleni yapacağız. O da anahtar kelimelerle oluyor. Merkez varsa teğet varsa çektik. Daha önce de zaten kiriş demiştik. Merkez varsa kiriş varsa çektik demiştik. Sonra da dik üçgen hala hazırda oluşabiliyor. Oluşmadıysa da biz kendimiz oluşturuyorduk değil mi? Aynı mantık burada da yine geçerli. Hadi bakalım sorulara. Şimdi burada merkez var teğet var. Ne yapıyoruz? Çektik. Hemen dik çizdik. Hocam bu dik çizince yarı çap çizdik. En etkili silahımız bak hala yarı çap. Yani yarı çap uzunluğu 3 ya. E, burası da 3. Pisagor. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeninden x'i 4 olarak buluruz. Evet. Örnek 1, 4 çıktı. Geldik örnek 2'ye. Adi çembere teğet verilmiş. Tamam. Bir de şurası 4 ve 4 verilmiş. Merkez varsa teğet varsa çektik. E hocam yarı çap uzunluğu 4. E burası da 4. Bak Pisagor. Hatta burada 90'ın karşısı 8. Hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. Daha kısa bir yoldan bulabiliriz bu şekilde. Evet cevabı 4 kök 3 bulduk örnek 2'de. Geldik örnek 3'e. Şunlar yarıçaplar birbirine eşit verilmiş. Tamam. Merkez varsa teğet varsa çektik. 90'ı çizdik. Sonra bak bu da yarı çaplar. Dikkat et. R, R, R. Vay 2 R. Pisagor'dan yapabiliriz ama 90'ın karşısı 2 R. Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. Bak 30 60 90 üçgen çıktı bu üçgende. Peki 60'ın karşısı 6 kök ise 30'un karşısı ne olmak zorunda? köküçe bölünmüş hali olacak. Yani 6 olur burası. Ee, bizden ne isteniyor? Çemberin yarıçapı isteniyor. Cevap böylelikle 6 çıkar. AT uzunluğu 6 verilmiş. AB uzunluğu da 18 verilmiş. Tamam. Şimdi bunun yarıçapını araya diyelim. Ne yapıyoruz? Merkez varsa, teğet varsa çek, dik. Hemen uyguluyoruz. A dik üçgen hala hazırda çıktı. Süper. E, verilen bilgiler. Şurası R, mi? R Burası da R. E, buraya ne kaldı o zaman? 18 eksi R kaldı. Yap Pisagor'unu kardeşim. 18 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı altının karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi bulabiliriz. Hala daha bu şekilde mi yapıyorsun? Kızarım ha. Sakın. Ya 6 varsa büyük ihtimalle üçgendir. 6, 8, 13 üçgendir. R ye yerine 8 yazarsan burası 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani R buradan kaç gelir? 8 gelir. Evet örnek 4, 8 oldu. Geldik örnek 5'e. AB uzunluğunu 3, BC uzunluğunu 6 vermiş. E evet, çemberin merkezi burasıysa anahtar kelimeleri kullan kardeşim. Ne yapıyorsun? Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölecek. Yani burası 3, 3 yaptı. E sonra burası da 90 derece değil mi? Evet. E bak kardeşim ne var burada? Hocam şurada bir dörtgen hatta 90, 90, 90 90'sa Şurası da 90 oldu. Bir dikdörtgen oldu. Yani şu uzunluk 6 ise burası da ne olacaktır? 6 olacaktır. Çemberin yarıçapı çapı isteniyor bizden. Böylelikle cevap 6 yapar. Geldik örnek 6'ya. Ne yapıyoruz? Merkez varsa, teğet varsa çektik. Değil mi? Evet çektik. Merkez varsa, kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölecek. Şunlar birbirine eşit olacak. 6 ise yukarısı da 6 olacak. Tamam. Çemberin yarıçapı isteniyor bizden. Şuraya bir x x diyelim. Hocam burası x artı 2 ise dikdörtgenden dolayı bak şuradaki dikdörtgenden dolayı ne oldu? Hocam burası da x artı 2 ise burası da x artı 2 mi oldu? Vay. Yarı çap uzunluğu x artı 2. Takıldık kaldık. Takıldığımız an ne yapıyoruz? En etkili silahımız. Nedir? Yarı çap. Yarı çapı çizeceksin. İster buraya çiz ister buraya çiz fark etmez. Yarı çapı çizdim böyle. Çizince de yarı çap uzunluğunu da göster. X artı 2 de aha da burada Pisagor yap. X artı 2'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 6'nın karesinden işlem işlem işlemle X'i oluruz. Ya da 6 varsa ne üçgendir? Hocam 6 8 10 üçgendir. X yerine 8 koyarsam burası 10 yapıyor mu? Yapıyor. Yani X 8 çıktı ama bizden yarı çap isteniyor. Yarı çapta bak ne? 10. Yani örnek 6 10 çıkar. Geldik örnek 7'ye. Evet. Merkez varsa teğet varsa çektik. Kiriş varsa çektik. İki eş parçaya bölecek. Evet 12 12 olacak burası. E 5 ise burası da 5. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. 5 12 13. Bizden AB uzunluğu isteniyor. Bak 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 bak. Yarı çapı ne bulduk? 13 bulduk. Hocam burası da 13 değil mi? E dikdörtgenden dolayı bak burası da 13 olur. O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. Ali Bey uzunluğu isteniyor bizden. Cevap böylelikle 1 yapar. Şimdi geldik şuraya. Daha önce bunun ispatını da yapmıştık. Çember dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetler birbirine eşittir kardeşim. Eşittir. Ben bunu daha önce size ispatlamıştım. Ee, bir şöyle ispatlamıştım. Alfa alfa demiştim. teğet Bir şöyle ispatlamıştım. Böyle merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik hocam. Bu ancak açı ortayda olur. O zaman ayırtlı yerlerde eşit olur demiştik. Bir de açıyla ilgili hatta şöyle bir şey demiştik. Alfa ise 180 eksi alfa demiştik. Hatırla. Değil mi? Bunu biliyoruz. Evet K, K A ve KB B çembere teğet ise K A ile KB birbirine eşittir. Bunu ispatını yapmıştık. Evet bu teğetlerin eşitliği de önemli. Bak çemberde uzunlukta ne önemli biliyor musun? Bak sayıyorum sayıyorum sayıyorum. 1. Merkez kiriş çektik. 2. Merkez teğet çektik. 3. Teğetler birbirine eşit. Evet bu da uysun diye böyle bağıra bağıra bunu da söyleyelim. Tamam. Bu üçü bizim için gerçekten çok önemli. Yalnız şuna da dikkat et. Böyle şu teğetleri görüyoruz ama bazen şöyle çiziyorlar küçük. Küçük teğetler de böyle birbirine eşit olacak. Tamam. Buna da dikkat et. Hadi bakalım şimdi sorularına. Bu arada dikkat. Bak şöyle demiş. Evet. Gerçekten biraz önce dedim ya dikkat et diye. Burada da dikkatte önemsedik. Yazmışız bu arada. Tamam şu teğetler birbirine eşit. Eyvallah. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda küçük küçük t'ler de birbirine eşit. Çizgiye çizgi. Bunlar da birbirine eşit. Yuvarlığa yuvarlak. Ha çevre A, K, D, C. Dikkat et. Ben buraya x dersem x. Buraya y dersem bak burası x artı y yaptı. Hocam buraya z dersem burası da z. x artı y ya. x artı y artı eksi z yaptı o zaman burası da. Şimdi şunun çevresine bakar mısın lütfen? Bak çevre K, D, C ne yaptı? X artı Y burada. X artı Y. Bak dikkat et. X artı Y artı x artı y eksi z artı z yaptı. Gitti gitti 2x artı 2y'ye eşit oldu. Yani çevre kdc neye eşit oldu? Ka'nın ilk katı ya da ka artı kb'ye eşit oldu. Ama bunu kural olarak ezberleme. Son olarak gör. Teğetlerin birbirine eşitleri gör. Yani ispat tekniği olarak bilmeni tavsiye ediyoruz. Tamam. Hadi bakalım. KD'yi kaç vermiş? 6. ED'yi kaç vermiş? 2. Bak. T, T birbirine eşit. Burası da 2 olacak. Hocam teğet teğet birbirine eşit. Burası da 8 olacak. Ali kara uzunluğu nedir diye soruluyor. Bitti. Ali kara uzunluğu 8 çıkar. Sonraki soru. Hocam küçük teğetler birbirine eşit. 3. Küçük teğetler birbirine eşit. 1. E şununla da şu birbirine eşit. Bak ispat tekniği kullanıyor sorular. 2x eksi 1 artı 3. Ne eşit? X artı 7 artı 1'e eşit olacak. Buradan da x eşittir. 8 burada. 2 burada. 6 mı yapıyor? Evet. X de böylelikle 6 bulmuş olur. Evet. A hocam. T T birbirine eşit. Yani burası 15 burası da 15 olacak. E, Pisagor bağıntısı 12 15 9 12 15 üçgeni. Alan 3 4 5 üç katı. Alan ACD isteniliyor bizden. 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşit olacaktır. O da 54 çıkar. Evet örnek onu 54. Geldik örnek 11'e. Ali kara uzunluğu hop şöyle 10 verilmiş. Çevre KDC nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 10 burası da 10 değil midir? Teğet teğet birbirine eşit. Evet. E küçük parçalar da birbirine eşit. A A. Buraya 10 eksi A kaldı. Hocam şuradaki parçalar da eşit. B B. Buraya 10 eksi B kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? Çevresi isteniyor. Çevresi de kaç yapar? Topla bakalım. 10 eksi A artı A artı B artı 10 eksi B yapar. Değil mi? 10 eksi A, A B ve 10 eksi B'nin toplamı. B'ler naray. A'lar naray. Şinaray yavrum şinaray. Yani cevap 20 çıkar örnek 11'de. Geldik dikkate. Şu dikkat. O iç teğet çemberin merkezi ise arkadaşım içeriden çizilen teğet çember yani bu. İç teğet çemberin merkezi aynı zamanda ne oluyor? Bak şu teğet teğet olunca merkezden geçince ne oluyordu? Açı orta oluyordu. Bu da açı ortay. Bak bu da açı orta oluyor. Açı ortayların kesim noktası işte oradan geliyor bu. Tamam mı? Aa, asıl ben bunu göstermeyeceğim tabii ki bunu biliyoruz. Burada o işte çemberin merkezi ise şu teğet teğet birbirine eşit. Bu teğet teğet birbirine eşit. Bu teğet teğet birbirine eşit. Yani AF ile AE birbirine eşit. Ezber yok. Teğetlerin eşitliğinden zaten sen bunu biliyorsun. BF ile ne birbirine eşit? BD birbirine eşit. Bir de ne var? CD ile CE birbirine eşitliği kullanacağız. Yani burada da biz yine ispat tekniğini kullanacağız. Evet mesela bu. Çevre ABC'yi vermiş. Şu T, T birbirine eşit 4. T, T birbirine eşit 3. E burası X ise burası da X. Çevresi 2X artı 6, 10, 14 mi yapıyor? 2X artı 14 eşittir. 2X artı 14 eşittir. 18 ise 2X eşittir. 4 çıkar. X'i de böylelikle 2 olarak buluruz. T'lerin birbirine eşitliğinden gelen bir şey. Hiç kural falan vermeye gerek yok. Geldik şuraya. ABC bir üçgen işte HM'nin merkezi. Ali Bey uzunluğu 9 verilmiş. BC uzunluğu 8 verilmiş. AC uzunluğu 7 verilmiş. Hiç kurala gerek yok. Bak dikkat. Burası x ise burası nedir? 8 eksi x'tir. Hocam teğet teğet -te birbirine eşit 8 eksi x yapar burası. Burası x ise burası da x değil mi? Evet. Tamamı 9. 9 eksi x kaldı. Hocam teğet teğet -te birbirine eşit 9 eksi x. Dikkat dikkat. Şurası komple ne yaptı? Hocam 9 eksi x artı 8 eksi x yaptı. Ve bu 7'ye eşit verilmiş. Yani burası 17. 17'den 7 çıktı. Kaç yaptı? 10 yaptı. 10 2 x'e eşit oldu. eksi 2 x öbür tarafa atınca. O zaman x de böylelikle kaç buluruz? 5 buluruz. Evet örnek 13. 5 çıktı. Geldik örnek 14'e. Şimdi burada ne verilmiş? OC uzunluğunu 15 vermiş. OC neredesin? Burası 15 arkadaş bir kere merkez teğ çektik. Nedir burası? 3 4 5. katından dolayı 9. 9 12 15. Merkez teğ çektik. Merkez teğ çektik. Hocam bu da 9. Bak işte ye çemberin yarıçapı bu da 9. E şuraya dikkat eder misin lütfen? Ne var burada? Bir güzel bir dörtgen var burada. Hocam burası 90, burası 90, burası 90 e otomatikman burası da 90 olur. Dikdörtgen çıktı. 9sa burası da 9, 9sa burası da 9 hatta kare çıktı. E böylelikle x'i 9 olarak buluruz. Evet örnek 14 9 oldu. Ve teğetler dörtgenine geldi. Bu kısmı da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Bir sonraki videoda teğetler dörtgeninde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.